duymaya değer. İşitme kaybı üzerine her şey. Yaşlılarda işitme kaybı ve demans ilişkisi. İşitme kaybı ile demans arasındaki ilişki nedir? İşitme kaybını meydana getiren faktörlerden bir tanesi de yaş. İnsanlar yaşlandıkça yaşa bağlı bir işitme kaybı türü yaşayabilir. Bu işitme kaybı kalıcı türde bir işitme kaybıdır ve önce ince sesler, tiz sesler kaybolmaya başlar. Sonra zaman içerisinde kayıp artar. Kaypla beraber insanların konuşmaları ayırt etme becerisi, 3-5 kişiyle sohbet ederken konuşmaları anlama becerisi de yavaş yavaş azalmaya başlar. Bu da insanların sosyal ortamlardan birazcık daha geri çekilmesine neden olur. Ayrıca demans da yaşlılık için ekstra bir faktördür. İnsanlar demansla beraber bazı zihinsel fonksiyonlarında azalma görebilir. İşitme kaybıyla demansın aslında son zamanlarda çok fazla ilişkisi ortaya konmuştur bilimsel olarak. Bakıldığında işitme kaybı ile demansın arasında iki türlü bir ana ilişki kurabiliriz. Birincisi, işitme kaybı iletişim zorluklarına yol açtığı için insanları sosyal anlamda geri çekecek. Bu da zihinsel fonksiyonların en azından körelmesine neden olacak. İkincil olarak işitme kaybı ile depresyonun çok yakın bir ilişkisi de vardır. Bu depresif durum da yine demansın daha kötü olmasına sebep olabilir. O yüzden erken müdahale ile işitme cihazı kullanmak son derece önem taşır. Tedavi edilmeyen işitme kaybının etkileri nelerdir? Özellikle yaşlılık döneminde tedavi edilmeyen işitme kayıpları gençlere göre biraz daha problem teşkil edebilir. Çünkü yaşlılarda kognitif yaşlanma, yani zihinsel yaşlanma biraz daha hızlı olabilmektedir. Çünkü yaşlılık genel anlamda sadece kulakta değil, zihinsel fonksiyonlarda da daha hızlı bir yıkıma sebep olabilir. Bu da sadece işitme ile ilgili problemleri değil, depresyon, demansın en büyük türlerinden biri olan Alzheimer'ın artmasına yol açabilir. Özellikle sosyal geri çekilme, depresif duygu durum insanları etkileyebilir. Erken müdahale önemlidir. Yani bu erken müdahale de çoğunlukla işitme cihazı kullanımıyla sağlanır. İşitme testi yılda kaç kez yaptırılmalı? Toplumda 65 yaş üzeri yaşlıdır diye bir algı vardır aslında ama bu gerçeği yansıtmaz. Yani Dünya Sağlık Örgütü de yaşlılık sınırını oldukça genişletti aslında. Ruhu genç olan herkes gençtir. Ancak işitmede bu birazcık farklılaşabilir. Çünkü özellikle anne babada işitme kaybı varsa bu durumu daha erkene alıp 40'lı yaşlardan başlayıp yılda bir işitme testi yaptırmakta fayda var. Zaten çok zaman alan bir değerlendirme de olmadığı için yılda birkaç saat ayrılabilir diye düşünüyorum ileriki yıllarda problem yaşamamak için.